Her savaşta olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de en büyük mağduriyeti çocuklar yaşıyor. İşte bu dramanın çarpıcı bir örneğini ekrana getireceğiz. Savaşın yetim, öksüz bıraktığı çocukların hikayesini. Harekat başlayınca Rusya'nın ele geçirdiği Donbas bölgesinden kaçan 85 çocuğun yaşadıklarını NTV muhabiri Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çaskaya haberleştirdi. Gelin o çocukların yaşadığı drama tanıklık edelim şimdi. Kimini daha önce anne babası terk etmişti. Kimi ise ailesini Rus ordusunun saldırısında kaybetti. En küçüğü 6, en büyüğü ise 17 yaşında. Ancak şimdiden hayatın soğuk, karanlık yüzüyle tanıştılar. Onlar savaşın yetim öksüz çocukları. ...85 çocuk Ukrayna'da, Rusya'nın ilk ele geçirdiği bölgelerden Donbas'taki yurtlarda kalıyordu. Harekat başlayınca otobüslerle tahliye operasyonu yapıldı. Zorlu bir yolculuğun ardından şimdilik güvenli bölge olarak tanımlanan Lviv'e getirildiler. Savaşın en büyük yükü belki de onların omuzlarında, çocukların. Şimdi burası Lviv'deki bir yurt. Hem okul hem yurt. Ve Donbas bölgesinde günlerdir çatışmaların devam ettiği, hatta Rus birliklerinin ilk girdiği bölgelerden birinin olan Donbas'ta bulunan 85 kadar kimsesiz çocuk Lviv'e getirildiler ve zorlu bir yolculukla buraya geldiler. Buraya ulaşmaları 3 gün sürdü ve şimdi işte burada kalacaklar. 85 kimsesiz çocuk şu anda Lviv'deki bu yurtta yaşıyorlar, burada kalıyorlar ve hem yemek, barınma, tüm ihtiyaçları da işte burada karşılanıyor. Okul ve yurt olarak kullanılan bir binada kalan çocukların tanık oldukları dramı atlatması için Ukraynalı yetkililer, yurt görevlileri seferber oldu. Çocuklar oyunlar oynayarak bir nebze olsun eski günlerdeki gibi yaşamaya çalışıyor. Kendilerine pedagoglar eşlik ediyor. Savaş başladığında 85 çocuk güvenli bir ortamda kalmaları için buraya getirildi. Bu çocukların özel bir eğitime ve bakıma ihtiyaçları var. O yüzden mental ve fiziksel olarak yaralarını sarıyoruz. Onlara burada kalabildikleri süre boyunca verebileceğimizin en iyisini vermek istiyoruz. O yurt şimdilik bombardımanın, çatışmaların uzağında güvenli bir yuva oldu. Ancak bu durumun ne kadar süreceği belirsiz. Savaşın Lviv'in olduğu bölgeye sıçrama ihtimali var. Çocukların Avrupa Birliği ülkelerine tahliyesi planlanıyor. Ama bu durumun önünde bir engel var. Donbas'taki çatışmalar başlayınca ne kimliklerini yanlarına alabilmişler ne de belgelerini. Bir anlamda savaşın isimsiz çocukları onlar. Çocuklar güvenli bir ülkeye geçiş yapabilmek için yetkililerden, uluslararası örgütlerden yardım bekliyor.